ile ders başı yaptı. Sömestr tatili bitti ve ikinci dönem başladı. Öğrenciler ise bugün ders başı yapmanın heyecanını yaşıyorlar. Bizler de şu anda Mehmet Çikilköy Öğretim Okulu'ndayız. Öğrenciler ise ders başı yaptı ve şu anda yine derslerini, ödevlerinin başındalar. Ders işliyorlar şu anda. Az önce matematik dersi vardı ama şu anda bir etkinlik dersindeyiz bizler burada. Tabii bu öğrenciler gene biraz şanslı ama malum Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda öğrencinin eğitimi aksamıştı. Telafi eğitimleri yapıldı. Yaklaşık Diyarbakır'da 500 bin öğrenci bugün ders başı yaptı ve bu süre zarfında özellikle artan olaylarla birlikte yaklaşık 18-20 okul zararı gördü ve 10 okul onarıldı. Tekrar eğitim öğretim açıldı ama yaklaşık 8 okulda şu anda eğitime ara verilmek zorunda kaldı ama mağdur olan öğrenciler diğer okullara nakledildi. Yine bulunduğumuz sınıfta da yine özellikle Sur ilçesinden bazı öğrencilerin de burada olduğunu, burada eğitim gördüğünü aktaralım sizlere. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir projesi ikinci dönemde hayata geçiriliyor. Ve yaklaşık 6 milyon öğrenciye haftada 3 gün süt dağıtılacak. Öğrenciler de dilerseniz biraz duygu ve düşüncelerini alalım. Yanımızda yakışıklı bir öğrencimiz var. İsmini alabilir miyim senin? İsmim Huzeyfe Talha, soy ismim Öztoprak. Evet Huzeyfe, peki nasıl geçti tatilin? Tatilim güzel geçti. Evet. Eğlendim, ders yaptım. Ara sıra arkadaşlarımın yanına gittim. Peki şu anki dersinizle ne işliyorsunuz? Dersimizde etkinlik yapıyoruz. Öğretmenimizin verdiği ödevlerimizi azaltıyoruz sınıfta. Yapıyorsunuz. Peki Hüzeyfe, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben vali olmak istiyorum. Hedeflerin o kadar büyük. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi minik Hüzeyfe büyüyünce vali olmak istiyor. Tabii diğer öğrencilerimize de bir mikrofon uzatalım ve duygu ve düşüncelerini almaya devam edelim. Burada minik bir öğrencimiz daha var. Hemen yanına oturalım. İsmini öğrenelim kendisinin. İsmin de senin bakayım. Ayşenur. Ayşenur, kaç yaşındasın? 10. Nasıl gidiyor dersler? İyi. Tatil nasıl geçti peki? Biraz iyi, biraz kötü. Peki nasıl iyi, nasıl kötü bizimle paylaşır mısın? Annemin üzüldüğü için, benim de biraz sevincim için. Ne yaptın peki tatilde? Etkinlik yaptım. Ondan sonra anneme yardım ettim. Nasıl yardım ettin annene? Annem ev taşıyordu, anneme yardım ettim ama ben bir gün annemle gitmedim çünkü arabada yer yoktu. Peki annen niye eşya taşıdı? Sur'da oturuyordu. İlham verdiler. Dediler bu evin. Sen Sur'dan mı geldin buraya? Evet. Yani annen ev taşıdığı için sen annene yardım mı ettin? Yani tatilini eşya taşıyarak mı geçirdin? Hayır, sen? Hayır, yarısını eğlenerek. Yarısını eğlenerek, yarısını eşya taşıyarak. Peki nasıl geçti yani, eşya taşımadın yani, eğlendiğin günleri nasıl geçti? İyi. Peki. Kuzenlerimle de oynadım. Peki. Evet, görmüş olduğunuz gibi yani bazen bölgede olmanın vermiş olduğu zorluklar, yani öğrenci olmak da çok zor. Maalesef bir öğrenci. Ayşenur Bayoba tatilinin bir kısmını maalesef eşya taşımak zorunda kalmış. Çünkü Sur ilçesinden gelmiş bu okula. Bizler de şu an yeni öğrenmiş olduk. Tatilinin yarısını eşya taşıyarak, annesine yardım ederek geçirmiş. Ve şu anda halasında kalıyor. Doğru mu? Evet, işte bölgede maalesef öğrenci olmak da çok zor, muhabir olmak da çok zor, polis olmak da, asker olmak da, öğretmen olmak da çok zor. Bunun ara ara böyle sıkıntısını ve duygu yoğunluğunu çok net bir şekilde yaşayabiliyoruz. Dilerseniz biz devam edelim. Yine burada minik öğrencilerimiz var ama öğrencilerin de dersleri de herhalde şu an devam ediyor. Dilerseniz bizler gene toparlayalım ve sözü yeniden sizlere bırakalım. 18 milyon öğrenci Türkiye genelinde bugün 1 milyon öğretmen dahil olmak üzere ders başı yaptı ve eğitim 2015-2016 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona ereceğini hatırlatalım ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Tayvan'daki deprem felaketiyle devam edeceğiz. Yaralar sarılmaya çalışılıyor ama bir yandan da enkaz altında birçok kişi var. Onların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir rezidanstan söz etmiştik. 17 katlı rezidans. Dünyanın gözü, Tayvan'ın gözü bu noktada. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çünkü bu enkazın altında yaklaşık 100 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar gelen sayı ise
35 kişi